Merhabalar, ben Doktor Can İşler. Kişiye bağlı olan ve saç ekimini etkileyen etmenleri şöyle sıralayabiliriz. Kişinin yaşı, saç ekim yapılacak alanın büyüklüğü ve saç ekimi için graft alınacak alandaki saçların yoğunluğu. Örnek vermek gerekirse, erişkin bir kişide örneğin saç ekimi yaparken saç çizgisini mümkün olduğu kadar öne getirmemek gereklidir ki doğal bir sonuç elde edebilirsin. Saç ekim yapılacak bölgenin alan olarak genişliği fazla dahi olsa mümkün olduğu kadar belli bir alana belli yoğunlukta saç ekimi yapmak gereklidir. Gerekirse ikinci veya üçüncü seansta saç ekimi tamamlanır. Diğer bir faktör olarak söylediğimiz saç ekimi için alınacak graftlerin bulunduğu alanın yoğunluğu. Bu alan ne kadar yoğunsa o kadar çok graft almamız mümkündür. Ancak bu alan çok yoğun değilse o zaman graft sayısını belli bir düzeyde tutmalı, fazla artırmamalıyız. Çünkü bu ekim yapılacak bölgedeki yoğunluğu artırmak için fazla graft alındığı zaman bu sefer bu bölgedeki görüntüde bir bozukluk olacaktır, aşırı seyrelme olacaktır. Tüm bunları önlemek için hastayı önceden görmeli, iyi bir planlama yapılmalı, ne yapılacağı hastaya anlatılmalı, doğrularıyla, yanlışlarıyla doğru olarak tamamen bildirilmeli ve buna göre bir planlama yapılmalıdır.